Time dergisi son sayısında ABD Dışişleri Bakanı şu gitar çalan Dışişleri Bakanı Blinken'ı elçi başlığıyla kapağına taşıdı. Blinken ve ABD liderliğinin sınavı başlıklı bir analiz haber yayınladı. Ciddi bir sorgulama ve dünyada Amerika'nın liderliğini yeniden tesis edeceğim diyerek göreve gelen Biden'la Blinken için ciddi eleştiriler vardı. Bırakın liderliği, dünya güvenliği korkutucu biçimde kontrolden çıktı. Neden çıktı? Buna Blinken'ın cevap vermesi. Elinden o analize bakalım şimdi. İki savaş, ABD'nin gücü için bir sınav. Ama çatışma hem Amerika'nın hem de Blinken'ın nüfuzu için bir sınav haline geldi. Adil olsun ya da olmasın, Amerika'nın İsrail ile Hamas arasındaki savaşı yönetme yeteneği, gücü için bir turnusol testine dönüştü. Blinken, savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesinin Biden yönetiminin 2024'teki temel önceliklerinden biri olacağını söylüyor. Ancak İsrail yetkililer operasyonların aylarca süreceği konusunda ısrarlı. Bazılarına göre ABD'nin istediğiyle sunabileceği arasındaki fark ABD'nin güvenilirliğini azaltıyor. Bu da 2024'teki Amerikan gücü için rahatsız edici derecede uygun bir benzetme. Biden, Trump yıllarının kaosundan sonra dünya sahnesinde Amerikan liderliğini yeniden tesis etme sözü verdi. Ancak görev süresi bir o kadar da bunun sınırlarını ortaya koyan örneklerle geçti. Amerika'nın Afganistan'dan bir felaketle çekilmesi, Ukrayna'da çıkmaza giren savaş, yükselen Çin'den 100 yılı belirleyen bir meydan okuma, Gazze'de Demokrat Parti'yi bölen ve Biden'ın yeniden seçilme şansını azaltan bölgesel bir yangını tetikleme tehlikesi taşıyan bir çatışma. Bütün bunlarla gelen asıl soru, ABD'nin giderek daha tehlikeli hale gelen bir dünyayı hala yönetip yönetemeyeceğidir. Bu soruya yanıt vermek, Amerika'da Biden haricinde herkesten çok, Blinken'a düşüyor. Şimdi e, peki olan bitene Putin ne diyor dediğimiz o Çin'de, ona aktaracağız. İlginç görüntüler vardı, pompon kızlarla karşılandı.